Günlerle Sağlık Sohbetleri köşemizin bugünkü konu yapımcı ve senarist Birol Güven. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sohbetimize başlayacağız. Sevgili izleyiciler, e, Birol Güven'in e, yapımcı ve senarist diye tanıttım ama kendisi aynı zamanda kısaca TESİYAP olarak bilinen Televizyon ve Sinema Filmi e, Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı, aynı zamanda Yapımcılar Derneği Başkanı. Bugün özellikle televizyon dizilerinde e, sağlığı konuşacağız, sağlığın geleceğini konuşacağız ve tabii ki aynı zamanda bize kaleme aldığı e, pek çok e, dizilerle ekran başında e, gülümseten Birol Güven'in kendi sağlığını da konuşacağız. Bununla ilgili olarak iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. Tekrar e, hoş geldiniz. Hoş Şimdi e, özellikle e, biraz önce izleyicilerimizle paylaştım. Gerçekten de iki tane önemli derneğinde yapımcılarla ilgili başkanlığını yürütüyorsunuz. O yüzden biraz size sadece kendi pencerenizden soruları sormayacağım. Aslında tüm yapımcıları temsil eden bir derneğin başkanı sıfatıyla da konuşacağım evet, sizinle. Rakibim yok, hep beni seçiyorlar. Evet, evet değil kaç yıldan kazan. beri başkanlık yapıyorsunuz? Valla, ya iki üç dönem oldu herhalde. Evet. Rakip çıkmıyor karşıma. Çıksa zaten hemen kaçacağım <laughs> Evet, şimdi onun için kaçmamışken biz sizi hemen yakaladık. Evet. Ee, şimdi televizyonlardaki dizilere baktığımızda zaman zaman hani sağlıkla ilgili konularda ele alınıyor. Sağlık gazetelere ve televizyonlara haber olarak tiraj, rating getiren e, bir unsur. Tabii ki dizilerde de insani anlamıyla, ilgi çekmesi anlamıyla kullanıyor. Siz baktığınızda bazen yanlışlara rastlıyor musunuz? Mesela... E, Bununla ilgili kendi derneğinizde... Doğrulara <laughs> rastlıyor musunuz? <gülüyor> evet. <gülüyor> kendi derneğinizin bir takım ilkeleri var mı? Hani siz de kendi aranızda bir takım yaptırımlarda uygulama ile ilgili bir takım kaideler koydunuz mu? Bizim sektörümüzde böyle bir şey yok. Keşke olsaydı. Bizim aslında hayalimiz hani Rütük diye bir kuruluş olmasın. Biz kendi... E, ilkelerimizi kendimiz belirleyelim tıpkı işte herhalde doktorlarda var böyle bir şey biz de bir gün bu aşamaya geliriz ama bizim sektörümüz çok yeni bir sektör aslında hı hı. yani çok yoğun televizyon seyrediyoruz ama Türk dizilerden bahsedecek olursak böyle 20 yıllık falan bir geçmişimiz var henüz onlar oturmadı bugün e, televizyon dizilerindeki bu içerikten bahsediyorsak onu ayrı onu konuşuyoruz herhalde. Evet. Orada gerçekten ciddi sıkıntılarımız olabilir. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de dizi çekilmiyor. Türkiye'de dizi yetiştiriliyor. Doğru. Yani evet. zamana karşı yapılan bir yarış bu. Dolayısıyla maalesef kimsenin bu tarz şeylere dikkat ettiği falan yok. Ama bu bir fotoğrafını doğru çekelim. Hatta bence bizim dizilerde çok yanıltıcı şeyler de var. Kimseyi suçlayamayız bunun için. Çünkü çok pratik nedenleri var bunun. Hı hı. Ee, biz dünyanın en uzun dizilerini üreten ve seyreden bir milletiz. Hı. Yani her akşam Türkiye'de bir dünya rekoru kırılıyor. Bir dizi 8'de başlıyor, bire doğru bitiyor. Seyirci hı hı. de seyrediyor bunu. Türk insanı dizi bitmeden uyumuyor. Bizde saat yok artık. Dizi bittince uyuyoruz hı hı. falan. Şimdi böyle olunca bu kadar uzun dizi çekmek için bazı pratiklerin gelişmesi gerekiyor. Bir mekana girince bir gün çalışmak gerekiyor. Yani gün içinde mesela bir eve gittiniz, çekim yaptınız, oradan bir hastaneye gittiniz, çekim yaptınız diye bir şey yoktur. O yüzden eğer bir film ekibi bir hastaneyi mekan olarak bulmuşsa, oraya girme hakkını kazanmışsa tüm gününü orada geçirir. Hı hı. Dolayısıyla da çok uzun süreler çıkartmak zorundadır. Senariste der ki öyle bir hastane sahnesi yaz ki biz bir gün çekim yapabilelim. Hı hı. Şimdi bakın içerik nereye gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla da biz kahramanı yatırırız yoğun bakıma. Önüne de dizeriz yakınlarını. Altta da bir müzik döşeriz klarnet. Öyle dururlar çok uzun süre. Fakat bizim diziler, dizilerde kimse ölmez. Hı hı. Ya bizim kahramanımız hastalanır, vurulur, hastaneye girer ve sağlam çıkar. Bir kere böyle bizim hastanelerimizin iyileştirici bir tarafı vardır dizilerdeki. Evet. Çünkü oy ölecek oyuncu bulmak zordur. Evet. Ben yıllar önce bir dizi yapıyordum, bir senaryo yazdım. Bir de büyüğümüz ablamız çok üstad bir oyuncu. Abla dedim çok güzel bir senaryo yazdım. Sen oynuyorsun bütün hikaye senin üzerine ama 7 bölümde öleceksin dedim. Dedi ki bir olcum ölemem yeni ev kredisim var. O <laughs> Tabii, kredi doğru. aldım. Hani bir de olayın ha. acı ama gerçek bir boyutu da var. Şimdi Tabii böyle ki. olunca bizim kahramanlarımız hastalanır hikaye gereği. hastaneye girer ve sağlam çıkar hiç ölmez. <laughs> bu da bizim bu da bizim sağlık sektörünü patlattı. Şimdi biz 142 ülkeye bu dizileri satıyoruz. Bizim dizileri seyredenler diyor ki Türk hastanelerinde kimse ölmüyor. Yani diyorsunuz ki biz dizi sektörü olarak Tabii da ki. sağlık turizmine katkıda bulunuyoruz. Tabii ki. Tabii ki niye diyorsunuz? gelip Türkiye'de tedavi oluyorlar zannediyorsunuz. Şimdi bu dizileri seyreden bir kişi hemen bakıyor, kahraman giriyor, acayip bir yoğun bakım, hemşire gidiyor, doktor geliyor, müthiş Hastanelerin içindeki düzgünlüğü Tabii, de görüyorlar görüyor. diyorsunuz. Hemen valizi toplayıp geliyor. Peki şimdi <laughs> <Şaka bir gülüyor> Şu, yana tabii, etkisi vardır tabii. ya ama Aa. dizilerimizdeki gerçekten biz bu dizileri üreten insanlara hiçbir şey yükleyemeyiz. O kadar zamana karşı bir şey yapıyorlar ki o kadar zor bir şey bu kadar uzun dizileri ancak bu arkadaşlar üretebilir. sormak de... sormak istiyorum. Şimdi tabii ki e, bu bir e, polisiye bir olay, bir belediye ile e, ilgili. Bir olaydan da öte insan hayatıyla ilgili bir olay. Hı hı. E, şimdi Türkiye'de de özellikle insanların sağlık bilinçleri, sağlıkla ilgili farkındalıkları çok iyi değil. Aslında dizilerin de biraz buna örnek olmaları gerekiyor. Mesela bir rütbünde e, özellikle uyardığı bir e, sahne vardı. Yoğun bakıma normalde silahla giren bir hasta yakını ve doktorları, tehdit ederek ameliyat yaptırması ki doktorlara şiddet Türkiye'de çok yaygın ve en önemli sorun. Ee, biraz burada e, da e, çoğaltınızı kendinize de ama batırmanız gerekiyor değil mi? Değil. Neden? Çünkü e, biz bir kurmaca yapıyoruz. Kurgu yapıyoruz. Hı hı. Filmcilerin böyle bir görevi yok. Yani bunu biz filmcilere yükleyemeyiz. Bunu bir mesela ben şahsen çok dikkat ederim böyle şeylere. Hı hı. Ama bu benim tercihim. Genel olarak bu sektörde mesela ben e, Sinema Televizyon Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı olarak bir yapımcıyı arayıp sen bunu niye böyle yaptın diyemem. Çünkü bu bir kurmacadır. Biz hı hı. bir kurgu yapıyoruz ve filmcilerin böyle bir görevi yoktur. Bu görev daha didaktik program. Mesela bu programda bu konuşulabilir. Şimdi doğal olarak ama tabii e bizim diziciler çok da suçlanan insanlardır hı hı. genel olarak. Ya insanlar e, sağlık sistemini düzeltmek yerine dizileri düzeltmeye çalışır. Hı, hı Toplumdaki şiddeti yok etmek yerine dizideki şiddeti yok etmeye çalışırlar. Peki hemen. Bu bir aynadır. Biz neden dizilerde şiddet kullanıyoruz? Çünkü toplumda şiddet var. Yani toplumda ne varsa burada da o var. Kaldı ki ben de tersten bir eleştiri yapacağım sağlıkçılara. çıllara. Ya aynı fikirde olan doktor var mı? Yani insanların kafasını karıştıran diziler mi yoksa sağlık konusunda bilgi verenler mi? Dizileri ben daha bile masum bulurum. Ne, mesela ne tür sorunlara rastlıyorsunuz? Hani çelişki olarak sağlık konusunda bilgi verenlerde. Neyi eleştiriyorsunuz kendi gözünüzle? Ya Çok basit mesela isim de verebiliriz. Bir Canan Karatay Hı -hı. hocamız çıkıyor. Evet. Bu diyor beyaz diyor. Başka bir hoca aynı e, kariyerde başka bir hoca siyah diyor. Bu bence dizilerin yarattığı kaostan daha büyük bir kaostur. Çünkü Hı -hı. diziye... Artık bir medya okur yazarlığı var bizim çok eğitimli bir seyircimiz oluştu. İşte o kadar çok dizi seyrediyoruz ki onu dizi diye seyrediyor artık. Ben toplumdaki medya okur yazarlığını yüksek buluyorum. Onu dizi mantığında kurmacı olduğunu biliyor. Asıl tehlike farklı aynı konuda birbiriyle siyah beyaz kadar ayrı doktorların konuşuyor olmasıdır. Sadece dizileri sen güven kastetmiyorum diziler de dahil. Televizyonlardaki haberlerde, gazetelerdeki tamam. haberlerde dahil bu tür e, yayınların toplumda şiddeti özendirici etkisi ol, olmadığını söylemek de ama mümkün değil. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hı hı. E, vardır ama iyinin filmi olmaz. Hı hı. Mutlu, güzel yaşayan, hepimizin hayalindeki gibi yaşayan bir böyle ilişkiler yaşayan insanların filmi yapılmaz. Ancak kötünün filmi olur. Mutlu bir ailenin kimse filmini seyretmez. İçeride bir problem olursa ya yani mutlu bir karı koca seyir değeri yok. Birisi aldatırsa film oluyor. Hı hı. Dolayısıyla biz kurgu yapabilmek için, kurmaca yapabilmek için hayatı da deforme etmek zorundayız. Ama e, ben sizle şöyle aynı fikirde değilim. Bazen zaman zaman insanların güzel şeylere de ihtiyacı oluyordu ki sizin imza attığınız 80'ler, 80'lerde de tamamen ve ben tabii Rasim'den de dolayı bildiğim için gelen olumlu eleştirinin çoğu işte özlem duyduğumuz mahalleli dayanışması, işte ihanet yok, mafya yok, şiddet yok diye. Sevilen şeyler. Tabii, tabii. Yani bazen de beklentimiz böyle de oluyor. Yo, çok güzel ama biliyorsunuz evet. bitti 80'ler. Evet. evet. Ve Şimdi aynı şeyi soracağım. Devam etmeyecek mi? Etmeyecek ve hatta daha da kötü bir şey söyleyeyim. Yani evet. artık böyle aile ilişkileri, naif Hı. mahalleli dostluk, iyilik, güzelliğin filmi o yapılamaz artık. Öyle mi diyorsunuz? E, tabii yani öyle bir, her, öyle bir... Herkesin 80'lerle ilgili devam edecek mi diye bir beklentisi olduğu için soruyorum o yüzden. Şimdi konuştuğunuz zaman herkes 80'leri çok sever. Kimse 80'lere itiraz etmez. Yani Hı -hı. bizim yaptığımız işlere itiraz etmiyor kimse. Ama aynı saatte yayınlanan bir entrika dizisi varsa Hı -hı. daha sert bir şey varsa onu seyrediyor. Hı -hı. Ama evet. sorduğunuz zaman 80'leri seyrederler. Evet. Anladım. Dolayısıyla bu da çok normaldir. Bu entrikalar, büyük hikayeler, gazetelerdeki üçüncü sayfa hikayeleri insanların başına az gelir ama seyir değeri daha fazladır. Peki biraz konuyu değiştireceğim. Değiştirelim. Biraz artık sizin bu yapımcılar derneği başkanlığınızdan sizi kurtarayım. <laughs> ben biraz... hemen otomatik olarak savunmaya geçiyorum. <laughs> biraz kurtarayım. Biraz şöyle Mandıra filozofuna gelmek istiyorum. Çünkü Mandıra filozofu da e, gerçekten, e, şimdi tabii sizin işiniz şöyle zor. Aslında sizi tanıdığımda bildiğim ve kaleme aldığınız, televizyon piyasasına sunduğunuz bütün eserlere baktığımızda sizin zaten o naifliği, o sorumluluğu, toplumsal sorumluluğu taşıdığınızı, çok iyi biliyoruz, görülüyor. Benden ama, başka bir şey çıkmıyor zaten. Ama, ama bir yandan da yapımcılık, e, Yapımcılar Derneği başkanlığı olarak oturmak da sizi tabii ki birazcık e, tüm yapımcıları düşünmek adına biraz daha e, biz tabii kendi e, bu bir araya gelmemiz hak takibi, haklarımızı evet. savunmak, e, dayanışma içinde olmak ama içerik üretmede liberalist yani hı hı. serbest e, orada serbest rekabet kuralları geçerli e, biz özgürce herkes istediği içeriği yapıyor ona karışamıyoruz zaten özgür ama sorunlarımız konusunda dayanışıyoruz o yüzden hani içerik başka bir şey başka Aynen. bir özgürlük alanı şimdi mandra filozofuna gelmek istiyorum çoğu kişiyi sarstı özellikle kentli olup e, çok yoğun çalışan sarstığı insanlardan da biri benim özellikle çok etkilendiğim bir e, diyalog var. Şimdi izninizle o bölümü bir ekranlara getirelim. Evet, çok güzel olmuş ha. Kırayım mı iki tane daha? Tabii. Bu bana 20 yıl daha yeter. Diyelim ki 30 yıl yaşadım. Daha kaç yaz görebileceğinizin farkında mısınız? Sadece 30. Hadi bilemedin 35 yazınız kaldı Cavit Bey. Yani gün hesabı yaparsan 210 günün kaldı. Sadece 210 gün geldi. İnsanı en çok acıtan şey hayal kırıklıkları değil, yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır. Güzel lafmış, kim söylemiş bunu? Dostoyevski. Filmin senaryosuna aslında baktığımızda Mandıra filozofunun e çok güzel, çok anlamlı mesajlar ve kendi hayatımızda yaşamın rutini içinde farkında olmadan yaptığımız yanlışlarla bizi yüzleştiriyordu. Şimdi özellikle de bu, bu hep ertelediğimiz hayatlar, arzularımız, umutlarımız bir sonraki yaza diye. Peki siz e, madra filozofu gibi yaşamak için istediniz mi? Hiç kendinizi bunu yazarken, kaleme alırken... Ben de bu hataları yapıyorum. Hayat geçiyor. Sınırlı günler diye düşündüğünüz oldu mu? Şimdi siz dediniz ya sarstı birçok insanı. <laughs> Mandara filozofu en çok beni sarstı. Yani <laughs> bir insan kendi yazdığından etkilenir mi? Ben etkilendim. <laughs> Yazdığımdan etkilendim. Etkilendiğim için yazdım. Dolayısıyla benim bütün hayalim Mandra filozofu gibi yaşamak değil ama ee, ...özgürlüğümü birinci sıraya koydum. Benim hı hı. hayattaki artık en büyük çabam özgür olabilmek. Hı hı. Özgürlük çok ilginç, çok kolay bir şey değil. Ben şimdi bir yapımcıyım, kendi şirketim var. Her kararı kendim alıyorum. Hı hı. Ne istersem yapabiliyorum ama özgür değilim. Hı hı. Çünkü bir e, iş yapıyor olmak... Bu hı hı. sistem içinde bir iş yapıyor olmak, bir taahhütte bulunuyor olmak zaten özgürlüğü biraz teslim evet. etmek gibi bir şey. Ben e, kendime bir strateji yaptım. İnşallah bundan sonra daha özgür yaşamaya çalışacağım. Sadece sevdiğim şeyleri yapacağım. Hı hı. Ben emekliliği de mesela daha özgürleşmek olarak görüyorum. İstediğim şeyleri yapmak. Bazen mecbursunuzdur, bir şeyi yürütmek zorundasınızdır. Ama şöyle bir şey var, beni... İş yapanlar, iş adamları, işte bir esnaf, bir şekilde çalıştır birilerine istihdam yaratanlar çok iyi anlar. Duramazsınız. Yani frene basamıyorsunuz. Doğru. Daha doğrusu frene basıyorsunuz ama durmanız çok uzun sürüyor. Ben şeye benzetiyorum. Çok büyük gemiler. Dümeni çok hızlı çevirirsiniz ama onun dönmesi çok e, uzun zaman sürer. Bizde de öyle bir sorun var. İnsanlar istediği zaman özgürleşemiyor. Mesela ben artık bu işi yapmak istemiyorum. Bıraktım gideceğim bir koyda balıkçılık yapacağım diyemiyorsunuz. İşinizi kapatma kredisi yok. Tabii. Bir bankaya gidip bana kredi verin ne yapacaksın İşimi kapatacağım artık çalışmıyorum. Böyle bir kredi yok. Evet. Dolayısıyla büyümek krediyle küçülmek nakit. <laughs> Doğru. Ben de yavaş yavaş daha düşük tempo hı hı. çalışıyorum son iki yıldır Mandra filozofunu yazdığımdan beri çok tembelleştim. Evet. Daha az iş yapmak istiyorum. Hı hı. Daha sevdiğim şeyler yapma. Yeni... Bir tiyatro oyunu yazıyorum, kitap yazıyorum. Daha böyle hobi Yeni gibi. Yeni projeleriniz var mı televizyonla ilgili? Evet, mesela çok sevdiğim bir alan var gelecek hı hı. gelecek üzerine çalışıyorum. Okuyorum. Hobi gibi başladı ama şimdi bunun dizisini yapmak istiyorum. O konuda bir çalışmalarımız var. Futurizm, Futuristler Derneği ile birlikte çalışıyorum. E, hedefimiz inşallah, e, bunu mesela iş gibi görmüyorum, hobi gibi görüyorum. Hı hı. 2030 yılı ile 2040 yılı arasında Türk insanının gündelik yaşam biçimini anlatmak istiyorum, akıllı bir ev üzerinden. 2030 yıllarda peki sağlık nasıl olacak? Çünkü biraz önce de bahsettiğiniz gibi pek çok futuristlerle toplantı yaptınız, konuştunuz, araştırdınız. Sağlık müthişti, bana çok hikaye veriyor sağlık. Hı hı. Bir kere daha sağlıklı olacağız, daha zayıf olacağız. Hı hı. Şişman insan pek olmayacak. Müthiş bir sağlık sistemi geliyor. Robotların başrolde oynadığı, başrol oynadığı bir e, On yıllar yaşayacağız. Evlerimizde akıllı tuvaletlerimiz olacak. Hı hı. Tuvalete girdiğimizde idrar tahlili verecek tuvalet. O idrar tahlili mutfağa gidecek. Mutfaktaki robot yemeği ona göre yapacak. Hı hı. Ee, daha uzun yaşayacağız. Giyilebilir ve yutulabilir teknolojiler olacak. Yani bu robotlar çok küçülecek. Onları yutacağız. Ve müthiş bir veri üretimi olacak. Gelecekteki doktorlar çok başarılı olacak. Onlar daha iyi doktor olduğu için değil ama daha çok veril veri hı hı. olduğu için ellerinde daha iyi sonuçlar alacaklar. Ama tabii doktorluk mesleği ne hale gelir? Robotlar onlara yer hı hı. bırakır mı? O da hı hı. ayrı bir tartışma konusu. Ama şöyle özetleyecek olursak daha sağlıklı, daha zayıf olacağız hı hı. ve daha uzun yaşayacağız. Bunlar da aslında gelecek adına en azından sevindirici şeyler. Tabii mesela İnsan bir tişört giyeceğiz. Tişörtümüz sürekli veri üretecek ve doktorla paylaşacak. Nabzımızı, tansiyonumuzu, hı hı. lenslerimiz şeker ölçecek. Hı hı. Bir robotumuz sürekli şeker hastaları için insülin basacak. Bunlar benim tabii bu konuları benim anlatıyor olmam biraz ironi ama Şöyle bir durum var. Ben bunların dizisini yapacağım. Yani Aslında sağlık çok ben güzel, evet. sağlık bende de başrol. Evet. Çünkü benim başrol karakterim ben dijital dünyaya analog bir karakter atacağım. Hı hı. Ve bu tuvalete girmeyi reddedecek bu. Hı hı. Bu sistemi sevmeyecek ama şöyle bir sorun olacak. Bunları kabul etmeyen yani bu gömleği giymeyen, o hapı yutmayan, o tuvalete gitmeyen, o robotun yaptığı yeme yemeği yemeyen kişi Sağlık sisteminin dışında kalacak. Aslında e, sizin e, normal gerçekten kaleminizde gene mizahi açıdan Tabii bunları eylek. anlatılacak ve e, merakla da bekliyor olacağız. İnşallah. Son olarak gelelim sizin sağlığınıza tüm bunları yapabilmek için e, biraz da artık hani tempoyu dediğiniz gibi yavaşlatabilmek için ve sağlıklı e, yaşamak lazım, sağlıklı olmak. Şimdi sizin bir gut hastalığınız var bildiğim evet. kadar. İlk gutla nasıl tanıştınız? Gut hayatınızı e, nasıl etkiliyor? E, bir de insülin direnciniz var biliyorum. Evet insülin direnci daha popüler bir hastalık herhalde. İşte o ye, hmm. diyet yapmamız gerekiyor. Gut da aynı. Yani insülin direnciyle gutu good yan yana koyduğunuzda artık hayat çekilmez oluyor zaten. Biri protein yeme diyor, biri karbonhidrat yeme diyor. Öyle. Yani ikisi beraber çok kötü. İşte idare ediyoruz. E, gut uzun süredir hı hı. E, bende var ama gutla ben e, gut hastalığı insülin direncinden sonra orada bir ilaç kullanmaya başladım. O benim gutumu düzeltti. Hast e, çünkü evet. o da bir o metabolizma ile ilgiliymiş. Fakat geçtiğimiz yıl çok şiddetli bir gut atağı hı. yedim. Onun da nedeni şuymuş ben 10 kilo verdim. Gut hastaları böyle kilo çok dikkatli vermesi gerekirmiş, doktor kontrolünde vermesi gibi. Ani kilo kayıpları gut ataklarına neden olurmuş. Ben doktora gitmek yerine sizin programınıza geliyorum. Ben arada da <laughs> ama çok çok <laughs> bir hata çok, yapıyorum herhalde. <laughs> kesinlikle kesinlikle siz robotları bekliyorsunuz galiba ama daha robotlara. Çok var. Yok Adnan Hoca var doktorum sağ olsun. Ona uğruyorum o bana çok yardımcı oluyor. Bildiğimiz Adnan Hoca değil kendi doktor. Doktor Adnan Hoca. Yok yok tabii ki. Aynı zamanda çok teşekkür ederim sağlığım için her şeye katıldığınız için. Bu arada sizi ben bir 3-4 yıl önce yine konuk etmiştim. Zaten o zaman da prostat kontrolüne de gitmediğinizi söylemiştiniz galiba. Sonra gittim PSA. Aha, en Ondan sonra zaman, gittim. On, en son ne zaman gittiniz? İşte ben şöyle bir şey yaptım. Ben 10 kilo verdim. Doktora gittim. Hı hı. Bundan yaklaşık 8 ay önce falan. Her şey süperdi. Sonra da kendimi ödüllendirdim. Kilo aldım. Şimdi o zaman doktora gitme zamanı evet, gelmiş evet, ben demektir. Önce bir kilo vereyim de evet. öyle gideyim. <laughs> Bekliyoruz bir daha. <laughs> sağlık karnenize bakacağız. Çok <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağlığım ederim. Sağlığım için her şeye katıldığınız için sevgili Birol Gürel. Sağlığım için her şeyin bu haftada sonuna geldik. Sevgili izleyiciler önümüzdeki hafta gene aynı saatlerde ATV Avrupa ekranlarında sizlerle yeniden buluşuncaya dek kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın, hoşçakalın.